Cayman Vlog 3. canlı motovlog denemesi. Artık deneme sayılmaz. 3.'den sonra canlı motovlog oluyor artık. Bakalım, kamera duruyor. Şu an Turan Güneş Bulvarı'ndayız. Buradan eve gideceğiz. Biliyorsunuz genelde Eskişehir yolunu kullanıyorum. Bu sefer Eskişehir yolunu kullanmayacağım. Hop geçtik. Bu sefer gidecek mi acaba amcan? Allah Allah. Niye böyle bir uyuz bir durum var acaba? Bu sefer Eskişehir yolunu kullanmayacağım. Arka yoldan gideceğim. Bu böyle Turan Güneş'ten yapıştırıp yukarı çıkacağız. Oradan işte panora manora var. Solda şey kalacak, ormanlık alanlar bilmem ne. Konya yolunu dikine geçeceğiz. Arka İncek, ben İncek yolu diyorum, varsa başka adı bilmiyorum. O İncek yolundan devam edip Ümitköy, Bilkent, o arka ayrıma kadar gideceğiz. Evet, bakalım. Şöyle bir şey var. Canlı yayını yaptığımda hattım Turkcell'deydi. Hattım Turkcell'deyken de ne diyordum ben ya? Hattım Turkcell'deyken Ümitköy tarafında yaptım canlı yayını ve internet şeydi, kurtarmıştı yani. Gerçekten güzel şey olmuştu. Söyle adını. Yayın güzel olmuştu. Polisi görünce bir şey oldu, ne oluyor diye bir duraksadık. Neyse. Daha sonra ikinci canlı motovlog denemesinde şu an hattım Vodafone'da. Vodafone internetiyle yaptım. Tunalı tarafına doğru gittim. Eskişehir yolu üzerinden. Şimdi orada şöyle bir durum oldu. Yayına daha sonra baktım. Kesik kesikti. Kesik kesik olduğu için biraz açıkçası şeyden üzüldüm. Lan acaba hattı değiştik, Vodafone'un interneti daha mı kötü gibi düşündüm. Sonra baktım ki zaten Tunalı'nın orada falan LTE diye telefon ayarında oluyor ama. Allah'ım ya Rabbim ya, arkadan gelen bize vuracak. 3 günde giriyor şeye. Neyse, ya zaten 4.5G'ye geçmediği için oralarda, o yüzden kesik kesik olmuş. Şu an mesela az önce yayını açtığımda 4G'deydi. 4G'deydi. 4G'de olduğu için muhtemelen şu an yayın güzel diye umuyorum. Zaten kamera kendisi ayrı bir yandan canlı yayın yaparken de normal kamera açıkmış gibi kayıt da alıyor. Bu kayıtları da YouTube'a ayrı ayrı şimdi hazırladım. Pazartesi falan atacağım. Şey oluyor. Daha hatta yani yayına 720p atıyor. Kendi içine ama ayar o şekilde olduğu için 1080p olarak yine kaydediyor. YouTube'a o kayıtları atıyorum. Öyle normalde işte bak, Baydara gideceğimiz zaman buradan karşıdan gelirken sağa dönüyorduk. Baydar'dan falan dönerken de bu alt geçitten çıkış yapıyoruz işte. Bakalım, gelen giden yok. Böyle buralarda güzel yerler ya, ben seviyorum buraları da. Hop, oradan bir adet motor. Oha, ne yaptı da CBR? CBR 125 olmaz, oralara girmez o. Nereden biliyorum? Çünkü Levo'nun binarları geçen şeye götürdük. Söyle adını. Ustaya. Jantlar biraz eğrilmiş herhalde onun. Ki onun modelle CBR binarların jantlar kaliteli miymiş herhalde, neymiş? Kendisi daha iyi anlatır. Bir söylerim. 3.000 lira falan dedi yani jantın sıfırı. 3.000 lira ne lan?
Şaka gibi. Neyse. Öyle işte. O bir el sallıyor orada. Bana mı el sallıyor acaba? Şey, küçük çocuksa aynı şey diye dedim. Seviyorum ya. Ben de çünkü küçükken daha motosikletim yokken yok, benimle alakası yokmuş çocuğun öyle devlet büyüğü tribüne girmiş, camdan çıkmış, el sallıyormuş. Ha şey diyordum yani, çocukken şey severdim ya, motorun yok, motora özeniyorsun. Yandan geçen motorlu selam verince kendimi şey zannederdim. Ben de motorcuyum bak, benim motor sevdiğimi anladı falan gibi aptal triplere girerdim. Ve işte o bana zamanında el sallayan, motor süren abiler, ablalar Türkiye'ye bir motorcu daha kazandırdılar. Hani kendimi az da olsa biraz daha bilinçli motorculardan şey yapıyorum, dahil ediyorum ve işte o insanlar sayesinde ben şu an motor sürüyorum. O yüzden de ben böyle mümkün oldukça, çoluk çocuk gördükçe böyle el sallarım, korna yaparım, ara gaz veririm bir şeyler. Ki hani şey, çocuklarda o motosikletin güzel bir şey olduğu izlenimi olsun. Öyle. Ha, ben asıl şeyi anlatacaktım. İki gün önceki bir canlı motovlogda anlatmayayım demiştim. Bu motovlogda anlatayım. Tuğrul'un şeyinden yola çıkmıştım. O bir şey yaptı. Yapmak istemiyorsan yapma diye bir cümle kurmuştu. Sonuna kadar katılıyorum ben de. Buna ekleme yapmak istiyorum sadece demiştim. Ve bu eklemede şey, abi yapmak istiyorsanız yapın. Bunu şöyle güzel bir örnekle vermek istiyorum. Türkiye'nin hem avantajı hem dezavantajı olan bir konu var. Türkiye'deki çoğu işte işi hakkıyla böyle hani harbi yüksek seviyede yapan insan sayısı sınırlı. Neden bahsediyorum? Mesela şeydir, tamirci mesela diye, yani şu an motor üzerinde olduğum için o örnek üzerinden gideyim. Yani Allah'tan bizim tanıdığımız birkaç tamirci var işte. Mesela Honda'm olsa şeye götürürüm. Levent'in ustayı çok övüyoruz. İşte Trial'da işte çok memnunuz. Servet'ten, Yiğit'in başkandan falan. Yani gruplarda falan sürekli konuşulur mesela şey. Abi motoru nereye götüreyim, nereye götüreyim hani. Çünkü yoktur yani. İşi iyi yapan birini bulduk mu böyle üstüne koşuyoruz Türkiye'de. Böyle bir durum var. O yüzden kararlarınızı, yani meslek seçiminin de en azından meslek seçimi kararı verirken kararınızı şeye göre vermeyin. Bak, bu daha çok tercih edilen bir mesleğe göre vermeyin. Kararınızı tamamen şeye göre verin. Siz hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Ona göre verin. Çünkü emin olun, bu kararı sadece kendiniz verdiğinizde şey olacak, sevdiğiniz işi yapıyor olacaksınız ve içten yapacaksınız bu işi ve iyi yapacaksınız. Ki dediğim gibi Türkiye'de çoğu işi iyi seviyede yapan insanlar olmadığı için insanlar bir iş yaptırmak istediğinde size gelecekler. Bir yani bir örnek daha nasıl verebilirim bilmiyorum. Bak hop. Hani aklıma en net gelen şey örnek tamirci örneği olduğu için fark ettiyseniz piyasada böyle şey, abi o tamirci iyi dediğiniz tamircilerin çoğu zaten motor sürücüsüdür. Böyle motorla ilgilenen adamlardır. Çünkü adam seviyordur, sevdiği işi yapıyordur, o yüzden iyidir. Bu yüzden dediğim gibi yani doğrularınızı, ki ben bu şu an dediğim şeyi büyük ölçekte yapmayan bir insanım. Doğrularınızı genel insanların gözündeki doğrulara göre belirlemeyin. Sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman zaten iyi yapacaksınız ve dediğim gibi Türkiye'nin hem avantajı hem dezavantajı. Dezavantajı şu şekilde: bir iş yaptırmak istediğinizde iyi yapan birini bulmak zor.
Avantajı nasıl? İşte siz istediğiniz işi yaparsanız o işte iyi oluyorsunuz ve şey de adını. O işte iyi oluyorsunuz ve o yüzden de insanlar sizi tercih edecektir. Böyle bir durum var. Yani bu örnek üstünden de yapmak istediğiniz şeyi de yapına geleceğim. Evet, şöyle bir durum var ve ben şeyden şikayetçi değilim mühendis olduğum için. Çünkü ben ya mühendislik genel insanların gözünde şey bir meslek, tercih edilebilir bir meslek zaten. Ama benim mühendislik seçmemin tek sebebi şey değil tabii ki de. Bu doğru değildi. Ben mesleğimden mutluyum. Hani bunun da etkisi var. Ama eğer ortalamanız yüksekse ama şey yani bir şu an en son bildiğim kadarıyla mühendislik işte tıp falan puanları yüksektir hala diye düşünüyorum. Bu bölümleri tercih etmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz bölümü tercih edin. Ve emin olun zaten yani zeka göstergesi olmasa da puanınızın yüksek olması benim ya hiçbir şey değilse düzenli çalışabildiğinizin bir göstergesidir. Ve düzenli çalışabilen bir insan bir de üstüne sevdiği mesleği yapıyorsa o meslekte zaten başarılı olacaktır. Ve yine dönüp söyleyeceğim şey yani bir meslekte başarılıysanız Türkiye'de bir şekilde düzgün paralar kazanırsınız. Çünkü Türkiye'de insanların çoğu yapmak istediği işi yapmıyorlar. Bu yüzden mutsuzlar, bu yüzden de yapılan işler kalitesiz. Öyle yani tekrar söyleyeceğim, 10.ya söylüyorum belki. Meslek tercihinde insanların doğrularını kabul etmeyin. Sizin doğrularınızı kabul edin. Ama şu noktada da bir durum var. Meslek tercihinizi yaparken de hani abi ben bunu olursam iyi eğlenirim bak falan diyandan ziyade gerçekten hoşunuza giden şey yani insanlara bir şey öğretmeyi seviyor olmanız lazım eğer öğretmen olacağım diyorsanız. Yani yapmak istediğiniz şeyi yapın derken abi ben tatil seviyorum. Öğretmenin de 3 ay tatili var. O yüzden öğretmen olayım o zaman değil. Aslında yapmak istiyorsanız yapın olarak bahsettiğim şey bir nebze anlaşıldığımı düşünüyorum. Yani istemediğim işleri yapan bu sebepten de mutsuz olan çok insan tanıyorum. Öyle yani toplumun sizi kalıpları sokmasına şey yapmayın, izin vermeyin. Dediğim gibi benim bu konuda bir şansım vardı. Benim zaten severek yapacağımı düşündüğüm ve gerçekten de okurken de mutlu olduğum bölüm benim şansım mühendislik, bilgisayar mühendisliği şey zaten toplum tarafından da kabul görmüş bir şeydi. Bu öyle bizi trolledi abi. Benim öyle bir avantajım vardı. Umarım sizin de böyle bir durumunuz vardır. Çünkü ailelere kabul ettirmek konusunda bu şeyde formatta biraz sorun yaşama durumu olabilir. Hani kendi mesleğim olduğu için biraz söylemek isterim bilgisayar mühendisliği ilgili. Şimdi iyi bir üniversiteye girmiş olmanız, yani üniversiteden ya da mezun olmuş olmanız diyeyim, sizi iyi ya da kötü yapmaz. Yani bu net bilgisayar mühendisliği ama belli başlı firmaların gelen bir sürü şeyi söyle adını başvurudan seçim yapmak için şey yapmaları gerekiyor. Yani bir eleme yapmaları gerekiyor ve bunu okul bazında yapıyorlar. Haksız da değiller. Ama ben şeyi söyleyebilirim. Yani bak iyi okulda olmak bunun için bir şart ve şeyi de var. Yani eğitim farklılığı da ortada. Yani belli başlı üniversitelerde bir mühendislik okursanız iyi bir mühendis olmanız daha kolay diyebilirim. Ama iş açısından da şöyle bir şey var. Bir yerden sonra piyasada kimse şeye bakmıyor. Vay efendim, şeymiş.
bu adam şu okulundan mezunmuş. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü mezun olduğunuzda hani insanların bakabileceği sadece şey var. Hangi okuldan nasıl bir ortalamayla mezun olduğunuz var. Bunun da önüne geçmek için şunu tavsiye edebilirim size. Okurken bir yandan çalışabilirsiniz. Yani gerçekten piyasada iş yapan bir bilgisayarla uğraşan bir adam olmak istiyorsanız okurken bir yandan çalışın ve çalıştığınız yerdeki referanslar emin olun okulunuzdan ve şeyinizden ortalamanızdan daha iyi şey olacaktır. İnsanların gözünde değer görecektir. Ama şey noktasında da netim yani. İyi bir üniversiteye girdiğinizde muhatap olduğunuz hocalar değişiyor ve şey... Nasıl diyeyim, bu yapmak istediklerinizi yapmanızda daha rahat etmenizi sağlar. Ya bir örnek vermek gerekirse, ben Bilkent mezunu olmama rağmen mesela Hacettepe üzerinden örnek vereyim. İş yerinde bizim Java şampiyon bir arkadaşımız var. Kendisi şey ders verdi Hacettepe'de. Kendisi de Hacettepe mezunu. İşte biraz yolu uzatayım dedim, muhabbet daha bitmedi, anlatırım ben, biliyorsunuz. Kendisi de Hacettepe mezunu ve bu verdiği ders sonucunda bir sürü kişi o dersin içeriği sayesinde iş bulmuş etmiş. Yani benim duyduğum ki bizim şirkette şu an çalışan bir arkadaş var bizim. Adam da ya 10 numara mühendis kendisi de. O ders sayesinde bizim şirketle tanıştı, buldu. Yani güzel üniversitelerin bir de öyle bir artısı var. Bu üniversitelerin eski mezunları da şey adamlar oluyor. Söyle adını. İyi adamlar ve belli bir süre içinde belli yerlere gelmiş adamlar oluyor. Böyle etkileri var. Ama dediğim gibi eğer puanınız yetmedi, böyle top üniversitelerden birine giremediyseniz de bu sizin moralinizi bozmamalı. İşi gerçekten seviyorsanız, yeterince özveri veriyorsanız ve dediğim gibi buna şey de dahil mesela, yani söyle adını. Ne diyordum ha? Yeterince özveri veriyorsanız ve işte bir yandan çalışırsanız ve tecrübenizi yeterince arttırabilirseniz, bir noktadan sonra kimsenin üniversiteye baktığı yok. Çünkü bilgisayar işi böyle bir iş değil yani. Hani eyvallah, bir eğitim illaki gerekli, ona bir şey demiyorum, ama kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz apayrı bir nokta. Öyle vallahi, bundan da bahsetmiş oldum. Hacettepe'nin içinden de evime dönerim artık. Öyle. Bakalım, asıl bu yola devam ettim, iyi oldu aslında. Aklımda yoktu. Şey açısından iyi oldu. İlk yayını burada yapmıştım. Turkcell, Vodafone arasında çok bir fark, sıkıntı bir şey var mı, onu görmüş olurum en azından. Oo, ne güzel gidiyor ya. Hop bidi cıbbıdı, hop bidi cıbba. Ya normalde sağa dönüş serbest merbest diyorlar da, işte şimdi şurada kırmızı yanarken de geçmiyorum ben işte. Ne gerek var, değil mi? Bir yere de, yani bir acelem de yok açıkçası. Yetişmeye de çalışmıyorum. Madem bir yere yetişmeye çalışmıyorsun, niye o kadar gaz açıyorsun milletin arasında derseniz de ya benim güvenli sürüş anlayışım bu yani, bak. Şu an fark ettiyseniz böyle o kadar agresif değilim. Çünkü etrafımda araba yok. Ama ne zaman ben yavaş yavaş şu öndeki arabalara yaklaşmaya başlıyorum, onlardan uzaklaşmak için gaz açıyorum. Ben yani sağımda solumda araba varken kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü düşünmem gereken fazladan şeyler oluyor etrafta. Bu adam ne yapar, şu ne yaparlar gibi. Ben o kadar bilmiyorum. Ben o değilim ha. Ben şu kapalı trafikte aralarda cayır cayır gidecek adam değilim yani. Hop, orada bak birileri durmuş. Ne güzel muhabbet ediyor orada teyzemler, amcamlar. Hiç acaba arkadan birileri gelir mi, gider mi? Umurlarında değil. Ay. Dıbı 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 dıbı. Neyse.
neyse, arkadaki bize vurmayacağına güvenerek böyle durduk. Adam güzel güzel geliyordu. Hatta sinyal vermeden önüne kırdım o kimse. Şey yaptı. Gördü yani. Gerçi ama şimdi trafik durmuşken şuradan gideyim ki hiç etrafımda araba olmasın. Buradan da basar giderim. Güvenli güvenli. Hoppa. Hiç araba maraba yok mesela. Şurada sadece yola bir şey atlar mı bilmem ne mi falan. Asfaltta bok var mı, yağ var mı, onları düşünmek zorunda kalıyorsun. Ve ben bu şekilde sürmeyi daha güvenli buluyorum. Ha, şöyle de bir şey var. Mesela bunu yapmayan, akan trafikle devam eden, hızı da düşük ve güvenli süren 1000 tane de adam var. Şimdi az zaman kaldı. Şey yapmayayım, bölmeyeyim hiç. Bir dahaki şeyde de, vlogda da şeyi anlatmak istiyorum. Türkiye'de ki standart bilgi kirliliğinden bahsetmek istiyorum. Yani çok kolay bilgi arıyor olmamızdan ve bu kolay bilgi arayışında da internet gibi bir nimet var şu an. Bulduğumuz bilginin kaynağını sorgulamadan inanmamız, yani bu çok büyük bir sorun. Bununla ilgili de çok güzel bir örnek var. Ne oluyor lan? Kasktan ses geliyor. Neyse. Bununla ilgili de çok güzel bir örnek var. İstanbul'da işte teyzemlerin yanındaydım ben. Eniştemin, yalan söylemeyeyim, arkadaşı, kuzeni tam tanımıyorum. Kendisi Mimar Sinan üzerine çalışıyor. Yani akademisyen ve bütün çalışmaları Mimar Sinan üzerine. Böyle çok internette efsane gezen bir şey, yazı vardır. İşte Süleymaniye Camii'nin bir tane taşı kaymış. Taşı kayınca oradan bir kağıt çıkmış. Kağıtta da Mimar Sinan yazmış. Eğer bu taş kaydıysa da siz bu kağıdı bulduysanız caminin şurası bozulmuştur. Şöyle düzeltebilirsiniz yazıyormuş. Şeyi yargılamayacağım. Ben de bu hikayeye neden olmasın diye inanan insanlardandım. Ama bu hikaye yalan arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani Mimar Sinan gibi, bir kere şurada bir sapma var. Mimar Sinan gibi birinin iyi bir mimar olduğunu inanmamız için böyle bir hikaye neden ihtiyacımız olsun? Hani. Yok tabii ki böyle bir hikayeye ihtiyacımız. Ama işte şöyle bir şey var. Bu hoş bir hikaye. Böyle bir şeyin olabilme ihtimali insanları mutlu ediyor. Ve bu yüzden bu hikayenin kaynağını sorgulamadan inanıyoruz, kabul ediyoruz. Ve bu şöyle bir durum var. Bu basit bir örnek sadece. Yani o taşına oradan Mimar Sinan'ın yazdığı yazının çıkıp çıkmamış olması kimseye zarar vermeyecek bir bilgi. Ama insanlara zarar verebilecek bilgiler de var ve bu bilgi kirliliği de bir şekilde devam ediyor. Asıl bunun önüne geçmek lazım. Öyle bu ya, bununla ilgili de bir vlog yapmak istiyorum. Ama bu çok, yani bu video yapmamın sebebi bu hikayedeki örnek. Ha, başta şeyi söyledim, Mimar Sinan'la çalışan kişiden bahsettim size. Kaynak o. Diyor ki böyle bir bilgi yok. Ya yani böyle bir şey, olay yok. Olsa o kişinin bilmemesinin imkanı yok. Hani ama diyorum ya, ben de itiraf ediyorum yani böyle güzel bir şeyin olabilme, yani böyle ütopik bir şeyin olabilme ihtimali beni de heyecanlandırıyor. Ve bu yüzden o hikayeyi dinlediğimde ben de ilk başta sorgulamamıştım. Acaba bu olmuş mudur, olmamış mıdır diye. Sonuç olarak buradan da bana da bir motovideo anlatacak hikaye geldi. Kolay bilgi eyvallah, yani bu kullanmamız lazım. Kolay bilgi bence güzel bir şey. Ama kolay bir, yani bu internet ve mevcut teknolojide kolay bilgiye ulaşmamız rahat, eyvallah. Ama bu kolay bilgiyi doğrulatmamız da kolay. Yani bu kolay bilginin kaynağını araştırmamız da kolay bu aynı şeyler sayesinde.
neden araştırmayalım? Böyle de bir şey. Artık bu noktada da kaparım yayını zaten. Yani zaten anlatacağımı anlattım. Ne anlattım ya ben? Anlattım işte. Şimdi ben bunu niye anlattım? Ben buraya niye çıktım? Çıktım, saçmaladım. Öyle repliği de hatırlayamadım. Zübük'teydi herhalde Kemal Sunal'ın "ben buraya niye çıktım" tadında. Öyle. Pazar günü de Hacettepe boş. Şu en sonunda bir yol var, orada da gazlarım. Çok güzel viraj oluyor orada. Nizamiye'den çıkmadan da kaydı kaparım. Bıdı 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 bıdı. Hop, aman hopladım. Bakalım acaba bu sefer nasıl oldu? LTE'den düştü mü şey? 4.5G'den, pardon, LTE değil.